Yücel Koç. Büyük Karar Yılı 2023 Yıl 1983 Darbe sonrası Turgut Özal'ın, onun liderliğinde kurulan ANAP'ın 8 yıllık kesintisiz iktidarı. Özal'a suikast girişimi ve aralıksız tehditlere rağmen, Türkiye'nin Adnan Menderes'ten sonra en büyük sıçramayı yapabildiği buna karşın FETÖ ve PKK gibi yeni belaların üzerimize salındığı dönem. Hatırlatayım, Ana iktidarın bitişindeki seçimde 1991 o günün CHP'si olan Erdal İnönü liderliğindeki SHP PKK'nın siyasi konlu meclise taşımıştı. Sene 1993. Cumhurbaşkanlığına çıkarak canını kurtarmaya çalışan Özal'ın şüphe ve skandallarla dolu vefatı. Yazmıştım özellikle 1993 hemen her günü bir kaosun patladığı Türkiye'nin en karanlık yılı. Yıl dönümünde olduğumuz Madımak ve Başbağlar katliamları gibi ve 2003. Kasım 2002'de partisi tek başına iktidar seçilmesine rağmen siyasi yasak sebebiyle milletvekili seçilemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te yapılan ara seçimle önce milletvekilliğine, ardından başbakanlık koltuğuna oturduğu yıl. Darbe tehditleri, parti kapatma davalarına rağmen Türkiye'nin neredeyse son 100 yılına bedel kalkınmanın başladığı dönem. 2013 Türkiye'nin IMF'den kurtulduğu PKK'ya silah bıraktırmak için önce silahlı mücadele, akabinde diyalog yoluyla çözüm aradığı, FETÖ'ye dershanelerini kapat, devlete tehdit olmaktan vazgeç dediği, köprü, havalimanı gibi en büyük yatırımlarına start verdiği, savunma sanayiinde ambargoları milli çözümlerle aşmaya hız verdiği dönem. Buna karşılık Türkiye düşmanlarının piyonlarını harekete geçirdiği, önce Gezi sonra 17-25 Aralık kalkışmasının yaşandığı yıl. Arada kaynadı. Baykalsız CHP, Bahçelisiz MHP, Yazıcıoğlusuz BBP, Erbakan misyonundan uzak saadet, Erdoğansız AK Parti projesi de bu döneme rastlamaktaydı. Hangilerini başarabildiler, hangilerini başaramadılar gözlerimize şahit olduk. Şimdi 2023 geldi çattı. İki hafta sonra 15 Temmuz işgal girişiminin 7. yılında sivil asker, polis, 251 şehidimizi rahmetle yad edeceğiz. Bakın darbe demiyorum, işgal diyorum çünkü öyleydi. Bu pervasızlığı gördükleri için Devlet Bahçeli, Mustafa Destici ve hatta Doğu Perinçek milli çizgide Erdoğan'ın yanında yer aldı. İşte son 10 senedir Erdoğan'ın sıkı biçimde hazırlandığı 2023 seçimlerine ise artık bir seneden az zaman kaldı. Dikkat ettiyseniz Erdoğan da 10 yıldır hep 2023 vurgusu yapmaktaydı. Buraya kadar 2023'ten geriye her 10 senede olan hadiseleri anlattık. Şimdi 2023'te milletimizin vereceği kararın ehemmiyetine odaklanalım. Önce dünyada ve etrafımızda olanlara bakalım. Arap Baharı ve en son Suriye'de çıkan iç savaş tesadüf değildi. Bu ülkelerin tamamının zengin hidrokarbon kaynaklarının tespit edildiği Akdeniz'e kıyısı vardı. Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir bölümündeki karışıklığın İsrail'in arzı mevut emelleriyle bağlantısı da artık sır değil. Lakin Türkiye önce kendi sınırları içerisinde Doğu ve Güneydoğu'daki özellik kalkışmasının Ardından Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki planların önünü kesti, tabii şimdilik. Doğu Akdeniz ve Ege'de tehditlere boyun eğmeyeceğini cümle aleme gösterdi. Buna karşılık ABD üç koldan Türkiye'nin etrafında üstlendi. Şu çok açık ki onlar da hazırlıklarını tamamladı, 2023'ü beklemekte. Darbe, işgal, ne varsa denediler, ekonomi üzerinden son kozlarını oynuyorlar. Cebine dokunulan vatandaşın düşmanlığı ABD değil, mevcut iktidar olacağını düşünüyorlar ve amaçlarına bu yolla ulaşmayı bekliyorlar. Bu esnada önceliği Rusya'ya verdiler, adım adım 3. Dünya Savaşı'na giden yolun taşlarını döşüyorlar. Bir diğer hedeflerinin Çin olduğunu da artık gizleme ihtiyacı duymuyorlar. Tehdidin nedenli büyük olduğunun farkındayızdır umarım. Peki Erdoğan ne yapıyor? Savaş ve doğrudan işgal girişimi de dahil bütün planlara karşı tam gaz hazırlık yapıyor. Türk Devletleri teşkilatın öncülük ederek yepyeni bir dönemin yol haritasını çiziyor. Geçtiğimiz sonbahar ekonomide yeni rota çizerek sıcak paraya, dolara bağımlılıktan kurtulmanın mücadelesine start verdi. Elbette bunun bedeli var ama daha fazla üretimle ve vatandaşa daha fazla destekle süreci adım adım selamete çıkarmaya gayret ediyor. Bir taraftan Rusya, öbür taraftan NATO ile dengeli bir siyaset yürüterek küresel krizden Türkiye'yi güçlenmiş biçimde çıkarmaya çabalıyor. Bakın Türkiye ihracatta üst üste rekorlar kırıyor, büyümede de aynı şekilde. Batı ülkeleri panik içinde ne yapacağını düşünürken Erdoğan en büyük girdi kalemlerimiz olan enerji ve savunma harcamalarından ülkemizi kurtarmak için hamle üstüne hamle yapıyor. de tarih yazılıyor. NATO toplantısında ise ve Finlandiya için ön şartlarını kabul ettirirken, dünyanın içine düştüğü gıda krizini çözmek için de Rusya ile uzlaşıp tahıl gemilerine yol açtırıyor. Diyeceksiniz ki Batı 200'ü sözünden döner. Bunu biz bile biliyoruz da Erdoğan bilmiyor mu? Bekleyin, görün sonunu. Ekonomi demişken geçenlerde kabul edilen İstanbul Finans Merkezi Kanununa da dikkatinizi çekmek isterim. İFM nihayet bitti ve büyük avantajlar sunarak faaliyete geçiyor. Öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin gelişmesi tesadüf değil. ABD ve İngiltere'de Arapların batan trilyonlarca doları var ve en fazla 50 yıl sonra petrol geliri olmayacağını hesaplayan bu ülkeler artık paralarına güvenli bir liman arıyor. İstanbul için İslami finansın merkezi olacağı yıllardır duyduğumuz bir planda. Dünyada İslami finans için telaffuz edilen rakamsa 3 trilyon dolar. Ne kadarı gelir bilmem ama bakınız Erdoğan hangi büyük hesapları kovalıyor. Enerjiyse enerji ise enerji, sanayi ise sanayi, büyüme ise büyüme, bağımsızlıkla bağımsızlık, diplomasiyle diplomasi, savunma ise savunma. 2023 için birilerinin hesabı ne kadar büyükse Türkiye'nin ve Erdoğan'ın da hesapları o denli büyük. Bunca şeyden sonra sırf bugünlerde biraz ekonomik sıkıntı yaşıyoruz diye para için ülkenizi satar mısınız diye sormayacağım. Çünkü ekonomik refah içinde bu saydıklarımı yapacak birinin iş başında olması şart. 20 yıldır bu ülke için ne yaptığını bildiğiniz birine karşı altılı masayı tercih edip etmemekte sizin bileceğiniz iş elbet. Yücel Koç Mehmet Şeker tencerenin tesi, ördeğin özsü. Ortak metin hazırlandı, üç ülke imzaladı. Fakat İsveç ile Finlandiya'nın sözünü tutacağından kimse emin değil. Sözü zaten kimse umursamıyor da yazılı olan altında imzaları bulunan kararlara bile uyacakları şüpheli. Neden? Çünkü batı budur. İşine gelmeyince çark eder. Altına imza attığı kararların bile tam zıddına yönelir. Batı yalancıdır, batı iki yüzüdür, çıkarcıdır, bencildir, batı emperyalisttir, sömürgecidir, hırsızdır, hepsinden önemlisi ahlaksızdır. Yine gördük imzanın ertesi gün neler söylediler. Türkiye'nin terörist dediğine bizim de terörist dememiz beklenemez. Ya ne dersiniz? Bizden de tuhaf değerlendirmeler yapanlar çıktı. Türkiye'de FETÖ olarak bilinen ifadesi bazılarının kafasını karıştırmış. Mutabakat muhtırasının dördüncü maddesine bakalım. Finlandiya ve İsveç milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler dedikten sonra şöyle devam ediyor. Bu çerçevede Finlandiya ve İsveç, PYD, YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Ne demek? FETÖ demişler ama terör örgütü dememişler iki gözüm şu FETÖ kısaltması içindeki harfleri bir açıversen T ne demek Ö ne demek bilmiyorsan sor bir zahmet. T'yi tencere Ö'yü ördek mi sanıyorsun? Boş lakırdıyla vakit çalanları hırsızlıktan yargılamak şart. Bu zevzekler hem vaktimizi boşa harcamaya yol açıyor hem de can sıkıntısına sebep oluyor. Vatana millete zarar. Ömür dediğin üç günlük bir şey. Üstelik dün bir bugün iki ne kaldı geriye? Onu da böyle anlamsızlıklarla mı geçirelim? Neyse ki ana muhalefetten arada bir müthiş açıklamalar geliyor da rahatlıyoruz. Ne buyurmuşlar da hatırlayalım. Atatürk de Finlandiya'yı severdi. Duyduğumuz anda oh demiştik. Haydi şimdi hep beraber bir kere daha oh çekelim. Doğru istikamette olduğumuzu böylece tekrar teyit ettik. Sevmeseydi zaten biz mutabakat muhtırasına o imzayı atmazdık. Keşke İsveç'i de sevseydi. O zaman daha rahat olurduk. Şimdi bakacağız sözlerini ne kadar tutuyorlar. Terör örgütlerine desteği kesecekler mi? Silah ve para yardımını durduracaklar mı? İstediğimiz teröristleri gönderecekler mi? Durum gayet açık ve net. Yanlış yaparlarsa NATO'ya girmelerini kabul etmeyeceğimiz apaçık. Hem leblebi tozu yiyeyim hem ıslık çalayım olmaz. Tam bu noktada bir endişe doğuyor. Ya derlerse siz bunların partisini meclisinizde barındırıyorsunuz. Üstelik hazineden yüklü miktarda para veriyorsunuz. Önce siz bu davranışınızdan vazgeçin. Yandı gülüm keten elva. Mahkemelerimiz ağır aksak semai havasında gittiği için bu eleştiriyi hak etmişliğimiz vardır. Hem de yüz katıyla. Mehmet Şeker